Mısır'ın büyüleyici kumlarından, tarih boyunca etkileyici medeniyetlerden biri nasıl yükseldi? Piramitlerin gizemli sırları, mumyalama sanatının derinlikleri ve tanrıların krallarla olan mistik ilişkileri. Peki, Mısır medeniyeti gerçekten de dünyada nasıl şekillendi? İlk yazılı belgelerden, devasa yapılardan elektrik mucizelerine kadar bu kadim uygarlık hakkında yapılması gerekenler, çözümlemeler neler? Bu video boyunca Mısır'ın medeniyetinin bilinmeyenlerini keşfedeceğiz ve sizi bu eski dünyada muhteşem bir yolculuğa çıkaracağız. Mısır Medeniyetinin Kuruluşu Coğrafi ve Çevresel Faktörler Mısır Medeniyeti, Afrika'nın kuzeydoğusunda, Nil Nehri'nin çevresinde gelişmiştir. Nil, bu bölge için bir yaşam kaynağı olmuş, tarım, ulaştırma ve ticaret alanında büyük olanaklar sunmuştur. Nehrin düzenli taşkınları, toprağı verimli kılmış, bu da Mısırlıların tarım yapmasını kolaylaştırmıştır. Zaman çizelgesi Mısır'ın tarihini, eski Mısır, orta Mısır ve yeni Mısır olmak üzere üç ana döneme ayırmak mümkündür. Bu dönemler arasında gelişmeler ve değişimler yaşanmıştır. E eski krallık, yaklaşık M.Ö. 2700 ile M.Ö. 2200 üzgün yüz bu dönemde piramitlerin inşası başlayarak, merkezi bir otorite altında güçlü bir yönetim ortaya çıkmış, ve firavunlar tanrısal güçlerle donatılmıştır. orta krallık, yaklaşık M.Ö. 2050 ile M.Ö. 1650 üzgün yüz bu dönemde, Mısır'ın iç savaşlarla zayıflaması ve dış tehditlerle karşılaşması sonucunda, yönetim güçlenmiş, tarımda yenilikler ve ticarette önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Öyeni krallık, yaklaşık M.Ö. 1550 ile M.Ö. 1070 üzgün yüz en büyük açılımların yapıldığı, fetihlerin gerçekleştirildiği ve kültürel zenginliğin arttığı bir dönemdir. Mısır'ın tanrıları ve inancı. Çok tanrılı inanç sistemi. Mısırlılar, çok tanrılı bir inanç sistemine sahipti. Toplum, tanrılarla dolu bir evrende yaşadıklarına inanıyordu. Bu tanrılar, doğanın güçlerini ve insan hayatını temsil ediyordu. Önemli Tanrılar Birinci Ra, Güneş Tanrısı, Yaşamın Kaynağı ve Tanrıların Kralı. İkinci Osiris, Tarım, ölüm ve yeniden doğuş tanrısı. Osiris'in efsanesi yaşam sonrası inancını derinleştirmiştir. Üçüncü Isis, annelik, sihir ve doğurganlık tanrıçası. Isis, kardeşi Osiris'i yeniden hayata döndürme yeteneği ile bilinir. Dördüncü Horus, gökyüzü tanrısı ve firavunların koruyucusudur. Horus'un simgesi firavunların otoritesini temsil eder. 5. Anubis mumyalama ve öteki dünya tanrısı. Mısırlılar, Anubis'in ölülerin ruhlarına yardımcı olduğuna inanırdı. Dini uygulamalar. Mısırlılar, tanrılara tapmaya ve ritüeller düzenlemeye büyük önem veriyordu. Tapınaklar, bu ritüellerin merkezleriydi. Rahipler, halkın tanrılarla iletişim kurmasını sağlardı. Ayrıca, firavunların tanrısal statüsü, toplumun dini inançlarında derin bir etkiye sahipti. Mısır Mimarisinin Harikaları Piramitler Mısır mimarisinin en ikonik yapıları piramitlerdir. Özellikle Giza'da bulunan büyük piramit, Firavun Kufu'nun mezarı olarak inşa edilmiştir. İnşaat Teorileri Piramitlerin inşası sırasında kullanılan yöntemler ve araçlarla ilgili birkaç önemli teori bulunmaktadır. Birinci Klasik işçi Teorisi Bu teoriye göre, piramitler büyük bir iş gücü tarafından inşa edilmiştir. İşçiler piramitleri taşımak ve yerleştirmek için çeşitli araçlar ve teknikler kullanmışlardır. Bu teorinin en güçlü savunucuları, işçilerin iyi bir yaşam koşuluna sahip olduğunu ve düzenli olarak çalıştıklarını iddia eder. İkinci rampalar teorisi, piramitlerin inşasında kullanılan en yaygın teori, taş bloklarının piramit yapısına rampa kullanılarak taşındığıdır. Bu rampalar düz, eğik veya sarmal şeklinde olabilir. Rampalar taşların yüksekliğe çıkarılmasına yardımcı olmuştur. Üçüncü su yolu teorisi. Bu teori, taşların piramidin inşasında su yolları kullanılarak taşındığını öne sürer. Bu yöntemle taşlar, nehirler veya sulama kanalları kullanılarak, piramit yapım alanına getirilmiş olabilir. Dördüncü yapay taş teorisi. Bazı araştırmacılar, piramitlerin taş bloklarının aslında doğal taşlar yerine yapay olarak üretildiğini öne sürer. Bu teoriye göre, Taşlar bir tür beton karışımıyla yapılmış olabilir. Beşinci iç rampalar teorisi. Bu teori, piramitlerin içinde gizli rampaların bulunduğunu ve bu rampaların taş bloklarını iç kısımlara taşımak için kullanıldığını öne sürer. İç rampalar, piramidin yapısına entegre edilmiş olabilir. Altıncı dış rampalar teorisi. Dış rampalar, piramitlerin çevresinde inşa edilen rampalardır ve taş blokları piramidin yapısına taşımak için kullanılmıştır. Bu rampalar piramidin tamamlanmasından sonra kaldırılmış olabilir. 7. vibrasyon teorisi, daha spekülatif bir teori, taş bloklarının titreşimler veya ses dalgaları kullanılarak hareket ettirildiğini öne sürer. Bu teori, modern bilimle uyumlu olmamakla birlikte, bazı alternatif araştırmacılar tarafından öne sürülmüştür. 8. iç içerikli rampalar teorisi. Bu teori, piramitlerin inşasında kullanılan rampaların piramidin içine yerleştirildiğini ve böylece inşaat sürecinde kullanılan rampaların piramidin iç yapısına entegre edildiğini öne sürer. 9. uzaylı teorisi. Bu teoriye göre piramitlerin yapımı insanlardan ziyade uzaylılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu teoriyi savunanlar piramitlerin inşasının yüksek teknolojili bir medeniyet tarafından yapıldığına inanır. Genellikle bu teori piramitlerin hassas yapı mühendisliği ve taşların taşınmasının zorluğunu açıklamak için öne sürülür. 10. Atlantis teorisi, Atlantis uygarlığının piramitlerin yapımında rol oynadığına inanan teoridir. Bu teoriye göre, Atlantis'in yüksek teknolojili bilgisi ve mühendislik becerileri piramitlerin inşasında kullanılmıştır. Atlantis'in varlığı hala tartışmalıdır ve bu teori kurgusal bir temel üzerine kuruludur. 11. zaman yolculuğu teorisi. Bu teori, gelecekteki insanlar veya medeniyetlerin zaman yolculuğu yaparak geçmişte piramitlerin yapımında rol oynamış olabileceğini öne sürer. Bu teoriyi savunanlar, piramitlerin yapımında kullanılan teknolojilerin zaman yolculuğuyla sağlanmış olabileceğini düşünür. 12. antik teknoloji teorisi. Bu teori, eski uygarlıkların günümüzden çok daha gelişmiş teknolojiye sahip olduğuna inanır. Bu teknolojilerin kaybolduğu ve günümüzün bilimsel anlayışından uzak olduğu öne sürülür. Bu tür teoriler Antik insanların teknolojik olarak çok ileride olduğunu iddia eder. 13. manyetik alan teorisi. Bu teori, taş bloklarının piramidin yapımında manyetik alanlar veya elektromanyetik kuvvetler kullanılarak hareket ettirilmiş olabileceğini öne sürer. Manyetik alanların taşların taşınmasını ve yerleştirilmesini kolaylaştırmış olabileceği düşünülür. 14. sihirli güçler teorisi. Bazı alternatif teoriler piramitlerin inşasında sihirli güçlerin kullanıldığını öne sürer. Bu teorilere göre, eski uygarlıklar doğaüstü güçler veya büyü kullanarak taşları yerleştirmiş olabilir. Tapınaklar Karnak Tapınağı ve Lüor Tapınağı gibi muazzam tapınaklar, Mısır'ın dini mimarisinin en önemli örneklerindendir. Tapınaklarda gerçekleştirilen törenler, tanrılara olan saygının bir ifadesiydi. Anıtlar ve diğer yapılar Mısırlılar, Ayrıca dikili taşlar, heykeller ve mezar tapınakları gibi birçok anıtsal yapı inşa ettiler. Bu yapılar sadece mezar ve ibadet yeri olarak değil, aynı zamanda sanatsal başarılar olarak da önemliydi. Firavunlar, Mısır'ın egemenleri. Firavunların rolü. Firavunlar sadece siyasi yönetim değil, aynı zamanda dini liderlik de yapıyorlardı. Halk, firavunları tanrının yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul ediyordu. Öne çıkan firavunlar. Ö Ramses II, medeniyetin babası olarak bilinen Ramses, pek çok zafer kazanmış ve büyük tapınaklar inşa ettirmiştir. Ö Kamun, genç yaşta ölmüştür ve mezarının bulunuşu, Mısır medeniyetine olan ilgiyi yeniden canlandırmıştır. E Kleopatra, Mısır'ın son firavunu olarak bilinir. Roma İmparatorluğu ile olan ilişkileriyle tanınır. Firavunların yükselişi ve düşüşü. Firavunlar, Güçlü bir merkezi yönetimin kurulmasına yardımcı olmuş, ancak iç çatışmalar ve dış tehditler sonucunda zamanla monarşi zayıflamıştır. Firavunların düşüşü Mısır'ın tarihine damgasını vurmuştur. Mısır medeniyetinin gizemleri. Mumyalama ve öteki dünya inancı. Mısır'da ölümden sonraki hayat inancı, mumyalama işlemiyle birleşerek benzersiz bir uygulama oluşturdu. Mısırlılar ruhun bedenin dışında yaşayacağına inanarak ölülerin yanına değerli eşyalar koyarlardı. Hieroglifler ve yazılı kültür Mısırlıların geliştirdiği hieroglif yazısı, tarihi kayıtların kalıcı hale gelmesini sağlamıştır. Hierogliflerin çözülmesi, Mısır'ın geçmişine ışık tutan önemli bir gelişmeydi. Arkeolojik keşifler Mısır'la ilgili pek çok sır, yapılan arkeolojik kazılardan sonra ortaya çıkmıştır. Özellikle Tutankhamun'un mezarının keşfi, Bilim dünyasında büyük yankı uyandırmıştır. Mısır medeniyetinin çöküşü. Dış tehditler ve iç çatışmalar. Mısır, bir yanda iç savaştan doğan zayıflığı, diğer yandan dış düşmanların saldırıları ile zorlu günler geçirmiştir. Asur ve Pers imparatorlukları Mısır üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştı. Romalıların istilası. Mısır, M.Ö. 30 yılında Romalıların kontrolüne geçti. Bu Mısırlıların özgürlüklerini yitirdiği bir dönemin başlangıcı oldu. Mısır, Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti haline geldi ve bu da eski uygarlığın sonunu temsil etti. Sonuç: Mısır medeniyeti, derin tarihi, zengin kültürel mirası ve benzersiz inanç sistemleriyle insanlık tarihinin en büyüleyici sayfalarından birini oluşturmuştur. Günümüzde hala bu medeniyet hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışılıyor ve arkeolojik keşifler devam ediyor. Eski Mısır, sadece tarihin sayfalarında yaşanmış bir medeniyet değil, aynı zamanda günümüze kadar devam eden bir ilham kaynağı olan. Gizemleri, mimarisi, inançlarıyla Mısır, bugünün geçmişinin ne kadar zengin ve derin olduğunu hatırlatıyor. Eğer bu sanatı büyüleyici yolculuğunu beğendiyseniz, lütfen kanalımıza abone olun ve yorumlarda gelecek videolar için önerilerinizi seçin. Eğer Mısır medeniyetiyle ilgili daha fazla içerik görmek isterseniz, Lütfen abone olun ve aşağıdaki içerik önerilerine göz atın. İzlediğiniz için teşekkürler.